Herkese selamlar. Yeni bir Clash Mini videosuyla da sizlerleyim. Bugünkü videomuzda Sıfırdan serisinin 4. bölümünü sizlerle beraber çekiyor olacağız. Hesapta meydana gelen değişikliklerden bahsedeyim. Dün bir dostumuzun yorumunun üzerine videolar çok sıkıcı oluyor yazmış. Ondan sonra hani birazcık daha video dışında oynayabilirsin. Ödülleri vesaire videoda toplayabilirsin. Yine bir şey kaçırmış olmayız yazmıştı arkadaşımız. Bunun üzerine ben de bir saat falan oynadım. 120 kupadan 240 kupaya çıktım. Hesapta meydana gelen değişiklikler, önemli bir değişiklik yapmadım. Sadece uygulanması zorunlu olan değişikliklerden yaptım. Mızraklı Goblin'e bir tane skin çıktı. Onu kullanalım hemen. Ondan sonra buradan Diorama ve Domuz Kumbarası açıldı. Buradan bakın, burada skinleriniz dahilinde olabildiğince fazla skininizin olması sizin için iyi olur. Önce skinlerinizin üzerine tıklayarak buradaki domuz paraları topluyorsunuz. Ondan sonra domuz kumbaranız seviye atlıyor ve buradaki kristal coinlerle de buraları dekore ettikten sonra yavaş yavaş domuz kumbaranız seviye atlıyor. Domuz kumbarası da şu işe yarar: 6 saatte bir size ödül veriyor. İşte bu ödüllerin miktarı ve çıkma oranları artıyor seviyesi yükseldikçe. Şimdi hemen buradaki ödülleri toplayalım. Ondan sonra birazcık da kupa kasalım. Şuradan hemen bunu da toplayalım. 11 tane ödülümüz var. Daha kupa yolunda da ödüllerimiz var. Hepsini topladık. Şuradan direkt hepsini toplaya basacağım. 60 tane yapboz parçacığı ve 14.000 altın. Çok güzel. Buradaki parçacıkları da toplayalım. 5 tane de gümüş anahtarımız varmış ama 10'a tamamlayınca açabiliriz. Tek tek, çok fazla uzun olmasın. Buradan hemen en düşük seviyeli minilerimi yükselterek yavaş yavaş harcıyorum. Evet. Zaten şu anda az yapboz parçacı gidiyor. Bu yüzden bayağı bir seviye atlattık. Gördüğünüz gibi şu anda bile 3 tane yazıyor. Maalesef altınımız bitti. Buradan emojiler açılmış. Onları topladık. 3 tane bilinmeyen kart. Battle Healer çıktı. Can basan şifacı. Ultisi dolduğunda yanındaki minlere can basıyor. Evet, 2 tane var. Yeni minler açılır mı? Bir daha bastım. Altın dev de açıldı. Evet, son bir tane kaldı ve Okçu Kraliçe de açıldı. Sıfırdan serisinin 4. bölümünde hesabımıza 3 tane yeni mini açmış olduk. Ve Rumble modu da açıldı. Rumble şu anda bize zorunlu oynatacak mı? Düelloya geçebiliyor muyuz? İyi, düelloya geçebiliyoruz. Güzel. Çünkü düelloda daha hızlı ve kolay bir şekilde kupa kasabilirsiniz. 10 tane de gümüş anahtarımız varmış. Hemen onları da kullanalım. 400 altın. Güzel. 2 tane yapboz parçacı. Hadi 2000 altın. Çok güzel. Şu anda bizim altına ihtiyacımız var. Çünkü yapboz parçacıklarımızı kullanamıyoruz altınımız olmadığı için. Hadi 8 tane yapboz parçacığı, güzel. 8 tane yine yapboz parçacığı. Buradan tekrardan seviyeyi yükseltebiliyoruz. Tabii ki o okçu kreçimi kullanacağım ilk önce. Buradan yine kullanalım. Ondan sonra 2 tane daha yükseltme yapabiliyoruz ama sadece bir seviye atladık. Ve şövalye de açıldı. Açılan mini sayımız 4'e yükseldi. Yeni bir sınıf açtık. Nadir grubundan artık minilere de erişim sağlayabileceğiz. Yeni emojilerimiz de açıldı. Onları da şuradan hemen sizlerle beraber toplayalım. Evet, bu şekildeydi. Şimdi hemen maçlarımıza geçelim. Yeni bir deste kurabiliriz belki. Şöyle bir bakalım neler var minlerimizden. Bakalım. Çok da yeni bir desteye gerek yok ama okçu kraliçe kullanmaya geçebiliriz. Barbar kral tavsiye ederim. Barbar kral daha iyi ama okçu kraliçe oynamak isteyenler de bu kupada sonuçta oynayabilirler. Bir değişiklik olsun diye, sadece sırf değişiklik olsun diye ben şu anda destemi değiştiriyorum. Videolar hep aynı gitmesin diye sadece. Başka bir amacım yok. Şu anda sinerjilere bakıyorum birazcık. Ona göre destemi kuruyorum. Ön tarafı çok güçlendirdim. Bir tane de
uzaktan vuran mini alalım. Hangisinin yerine alsak? İskelet korumasının yerine alabiliriz. Uzaktan vuracak ne olabilir? Bize yardım edecek. Okçu alalım. Ve gördüğünüz gibi 4 tane sinerjisi olan çok da fena olmayan bir deste yaptık. Okçu kraliçemizi de aldık ve hemen düellomuza geçelim. Bu kupalarda sinerjilere de dikkat ederek kuracağınız herhangi bir deste işinizi görür. Öyle çok aman aman bir desteye ihtiyacınız yok. Şifacım var. Ondan sonra muhafızım var. Hemen böyle bir açılış yapacağım. Şifacımı birazcık daha önden mi oynasam, arkadan mı oynasam? Çok fark etmez. Hasar alınca zaten ultisi dolacak ve can yenileyecek. Rakibimiz de okçu kraliçe oynuyormuş bu arada. Oo, hem de birinci özelliğini açmış. Ama ilk roundu biz kazanacağız. Rakibe kötü bir haberim var. Evet, muhafızını öldürdük. Şu anda şifacımız ve okçu kraliçemiz hayatta. Tabii ki de bizim iki tane minimiz hayatta. Maçı muhtemelen biz kazanırız diyecektim ama okçu kraliçenin birinci özelliğinden dolayı rakip şu anda ilk roundu kazandı. Evet, tabii ki biz de açarız okçu kraliçemizin özelliğini, sorun yok. Okçu kraliçesinin yerini değiştirdikten sonra şövalyemi kullanacağım. Şu anda kullanmaya gerek duymuyorum. Altın devimizi koyabiliriz. Şövalye şimdilik elimizde dursun dediğim gibi. Altın devi de sol köşeden oynayacağım şuradan. Hadi bir tane de okçu kraliçe ver. Tamam. Okçu kraliçenin zaten şu anda seviyesi düşük olduğu için sadece birinci özelliğini açabiliyoruz. Eğer sizde açıksa üçüncü özelliğini kullanabilirsiniz. Bakın şu an izleyin. Şifacımız can bastı ama maalesef muhafızımız ölmüştü. Hadi altın deve can bas. Altın deve can bastı ve ikinci roundumuzu biz kazandık. Ya böyle güzel de sinerjisi olan bir deste oluşturduk. Şuradan bakın 4 tane sinerjimiz olacak şövalyeyi de kullandığımızda. Rakibimiz okçu kraliçesinin yer değiştirme hakkını kullanmış. Bu yüzden şövalyeyi kullanma vaktim geldi. Muhafızın da ikinci özelliğini açacağım. Böylece yanındaki bir müttefik miniye daha blok verecek. Şövalyemin de birinci özelliğini açacağım. Böylece üzerine çektiği, her kendine saldırmaya zorladığı mini başına 5 kalkan alacak ve şu an izleyin 20 kalkan alıyor. Evet, 24 tane kalkan aldı. Evet, rakibimizde de şövalye varmış bu arada ama bizde şifacı da var, onda da varmış. Bizimkisi şu anda birazcık daha ön planda gibi. Rakibin muhafızını öldürdük. Şifacımız halen hayatta, onun şifacısı öldü. Ve 3. roundu da biz kazanıyoruz. Rakibimiz de 4 tane sinerji yapmış bu arada bizim gibi. Böyle düşük kupalarda dediğim gibi herhangi bir deste işinizi görür. Yine de sinerjilere dikkat edin. Sinerjilerin özelliklerini açıklayacağım. Hemen yerleştirmelerimi yapayım. Şifacımı yükseltebilirim. Okçumu yükseltmek şu an için bir işime yarar mı? Yarar. Evet, okçumuzu yükseltelim. Hatta okçu 3 yıldız yapacağım. Zaten şu anda 2 canımız var. Sinerjileri açıklıyorum. Destemizdeki sinerjileri. Burada Ranger grubundan bir sinerjimiz var. 2 mini koyduğumuz için 1 seviyelik bir sinerji. Ranger grubundaki minilerimiz %30 saldırı hızı kazanıyorlar. Bakın gördüğünüz gibi okçunun 3. özelliğini, yani 3 özelliğini de açtım. 2. özelliğinden dolayı rakibin okçusunu öldürdüğünde hasarı 2 katına çıktı 6 saniyeliğine. Ve bu roundu da bu roundu biz kaybettik. Sinerjileri açıklamaya devam edeyim. Klandan bir sinerjimiz var, klan grubundan. Bu sayede klan grubundaki minilerimiz fazladan 6 sağlığa sahip oluyorlar. Ondan sonra Saint grubundan bir sinerjimiz var. Buradaki minilerimizde %30 sağlık ve kalkan bonusu kazanıyorlar. Royal grubundan da Royal grubundaki minilerimiz bir hasar az alıyorlar. Şimdi
Birinci özelliğini açtım. Şövalyeyim, 3 yıldız yapabilir miyim? Yapamadım. Yetiştiremedim hatta. 3 iksirim elimde kaldı. Sinerjileri açıklarken birazcık oyalandım açıkçası. Şövalyenin 3. özelliğini açsam da güzel olurdu. Neyse ki şifacımıza en azından bir yıldız yükselttik. Haydi okçu. Evet, okçumuz rakip okçuyu öldürdü ama maalesef kendisi de öldü şu anda. Şimdilik rakip kazanacak gibi görünüyor ama tabii ki de bir şeyler belli olmaz son ana kadar. Her şey değişebilir. Maalesef bu maçı kaybediyoruz rakibimize karşı. 3 iksirimiz elimizde kalmıştı. O yüzden kaybettik maalesef. Muhafızı bir seviye daha yükseltseydik kazanabilirdik. Okçu kraliçemizi hemen bir seviye daha yükseltelim. Ama maalesef altınımız bitti. 2000 altın gerekli bize. Bir tane daha yükseltme yapmak için. Evet, 2000 altın geldi. Hemen şövalyeyi yükselteceğim. Bir tane daha. Evet, 3 tane gümüş anahtar verdi. Artık yeni mini çıkmadı. Buradan bunları tabii ki de dekore ettikçe toplayın. Burada süreleri var tabii ki. 10 dakika 10 dakika. Bakalım şu kaç dakikaymış? 30 dakikaymış. 10 dakikalık olan bir tanesini dekore edelim. Ondan sonra buradaki ödüllerimizi toplayalım. Ama maalesef yükseltme yapamıyoruz. Destemizle bir düello daha oynayalım. Az önce rakibe yenildik bu arada. 250 kupalarda, yani yenilmeyi hiç beklemiyordum. Bu rakibimiz de okçu kraliçe oynuyor. Tabii ki de bu kareye koymayacağım. Gerek yok okçu kraliçeyi koymaya. Muhafızımı en önden oynayacağım. Ondan sonra şifacımı da oynayayım. Şövalyeyi rakibin okçu kraliçesinin yer değiştirmesine göre oynayacağım. Çünkü şövalyenin rakip okçu kraliçeyi kendisine saldırmaya zorlamasını istiyorum. Evet, rakibimizde madenci varmış. Madencinin 3. özelliği, yani enerji yemen özelliği bizim kraliçemiz için büyük bir tehdit. Ayrıyeten madenci okçu kraliçemize hasar vereceği için okçu kraliçemiz maalesef rakip okçu kraliçeye hemen öldü gördüğünüz gibi. Şayet oyuna yeni başladıysanız okçu kraliçe falan oynamanıza gerek yok. Siz barbar kralla bence devam edin. Çünkü okçu kraliçeyi oynaması birazcık daha zor. Barbar krala kıyasla. Şu alemi buradan oynayacağım. Altın devimi de en sağ kareden oynarım. Şu anda şu alemi de bir yıldız basabilirim. Ama okçu kraliçenin özelliğini verdi. Okçu kraliçenin bu arada yanlış özelliğini açtım. Keşke birinci özelliğini açsaydık. O an birazcık aceleye geldi, yetiştiremedim. Okçu kraliçenin ikinci özelliğini açtığım için 4 tane miniye aynı anda vuruyor ama çok bir işimize yaramaz. Birinci özelliği ise şu işe yarardı. Bir tane mini öldürdüğünde hasarı 4 saniyeliğine 2 katına çıkıyordu. Bu yüzden siz birinci özelliğini kullanın olabildiğince. Eğer açıksa üçüncü özelliğini de kullanabilirsiniz. Altın devimi sağ köşeden oynadım. Şövalyemi yükseltmek istiyorum. Evet, 3 tane şövalye verdi. Çok güzel. Şövalyenin birinci özelliğini açalım ve kalkanlarımızı kazanalım. Üçüncü özelliğini de açalım. Eğer canı çok fazla azalırsa kendine sağlık yenilesin. Evet, şu anda bütün iksirlerimizi harcadık. Okçu kraliçenin ikinci özelliğini açtığımız gerçekten kötü oldu. Keşke birinci özelliğini açsaydık. O an birazcık aceleyle kafam da karıştı. Evet, şu alemiz 30 canlık kalkan kazandı gördüğünüz gibi. Rakibimiz madencisinin birinci özelliğini açmış. Birazcık saçma bir özellik tercihi. Üçüncü özelliğini açabilirdi. Evet, üçüncü roundu biz kazandık. Şövalyemiz gerçekten maçı taşıdı diyebilirim. Bütün hasarı tankladı en önde. Bu arada dünkü videoda mini pes çekilişi duyurusu yapmıştım. İzlemeyenleriniz varsa dünkü videodan çekilişe katılabilirler. Mini pes hediye edeceğiz bir kişiye. Haftaya pazar gününe kadar süre tanıdık. Haftaya pazar günü çekilişi gerçekleştireceğiz. Şu anda okçumu yükseltmem benim için mantıklı çünkü madencisini yolluyor rakip ve madenci
bizim okçu kraliçemiz için tehdit olabilir. Okçumuz olabildiğince geç ölsün. Bizim işimize daha çok yarar. Yorumlarda da bu arada Discord sunucumuzun linkini sabitleyeceğim. Discord sunucumuza katılmak isteyenler, Discord kullananlar katılabilir. Çekilişe katılanlar zaten Discord sunucumuzla bulunuyorlar. Şart bu çekiliş için. 1000 abonede ayrıyeten bir mini pes çekilişi daha yapacağım bu arada. O ayrı bir şekilde düzenlenecek. Evet, bugünkü videomuz bu şekildeydi. Ama 3000 altınımız geldi. Hemen 3000 altını da kullanalım. Videoyu kapatmayalım. Discord sunucumuzda sıralamadan insanlar da var, oyuncular da var. Ondan sonra Türkiye'nin en büyük aktif Clash Mini topluluğuyuz Discord sunucumuz olarak. Bunu da söyleyebilirim, 300-305 kişilik bir topluluğuyuz şimdilik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir gün saat 16.00'da görüşmek üzere. Like atıp abone olursanız çok güzel olur. Herkese iyi oyunlar.